Merhabalar değerli gençler izleyicileri. Bugün koronavirüsünden dolayı evde olduğumuz günlerde yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün aslında evlere kapanmamıza neden olan koronavirüsüyle birlikte başlayan bu salgın çağında salgınları konuşalım dedik. Onun için konuğum Pangaltı ve Avcılar Evrim Atölyesi yürütücülerinden Kaan Biçici. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Ya dünyada bildiğimiz gibi bugün çok tartışılmakla birlikte aslında biz şunu da biliyoruz. İlk salgınlar çok önceki zamanlardan beri insanlık tarihinde yer almış şeyler. Evet. Ama ilk salgınlar nerelerde, hangi koşullarda ortaya çıktı? Bugün mesela ortaya çıkan koronavirüsün Çin'den yayıldığını, işte oradaki bir hayvan pazarından çıktığı üzerine falan değerlendirmeler yapıyor. Peki bundan önceki insanlığı etkileyen salgınlar nerelerde ve hangi koşullarda ortaya çıkmıştı? Şimdi şöyle, zaten virüslerin ve bakterilerin tarihi zaten insanlık tarihinden daha eski. İnsanlık tarihinden de bahsederken Homo sapiens üzerinden konuşuyoruz ama insansıları da etkileyen tabii ki virüsler, bakteriler olmuştur. Ama biz bunları herhangi bir fosil kaydı olmadığı için bilmiyoruz. Genelde zaten salgın meselesi konuşulunca ilk akla gelen salgın da kara ölüm, veba salgını. Ondan önce de veba salgınları var aslında, işte Justinian vebası var, ondan önce Antonin vebası var, ondan önce Atina vebası var ama bunlar o kadar gündeme gelmiyor. Çünkü çok fazla bir ölüm yaşanmıyor ve o salgına sebep olan bakteri, kara ölüme sebep olan bakteri kadar güçlü değil. O kadar kötü şekilde öldürme, yani kara ölümün o kadar gündeme gelmesinin sebebi çok fazla kişiyi öldürüyor. Yani o dönemki özellikle Konstantinopolis'in 1/3'ünü öldürdüğü söyleniyor. Toplam Roma İmparatorluğu'nda 10 milyon kadar insanı öldürdüğü söyleniyor. En önemlisi de zaten Justinian vebası ve bu kara ölüm hıyarcıklı veba diye geçiyor. Yani ciltte yaralara da sebep oluyor. Yani bu da aslında hastalığa yakalananlar açısından kötü bir ölüm şekli. Acılı bir ölüm şekli. Oradaki kara kelimesini de biraz tartışmalı zaten. İşte orada Atra Mors diye geçiyor. Atra kelimesi hem korkunç anlamına geliyor hem kara anlamına geliyor. Buna da, bu kara ölüme de bir bakteri sebep oluyor. Yersinia pestis denilen bir bakteri. Bunun bu kadar tehlikeli olmasının sebebi, makrofajların içinde yaşayabiliyor bu bakteri. Yani bağışıklık hücrelerini de yok edebiliyor. Böyle olmasından dolayı vücuda çok fazla zarar veriyor. Yani yayılma şekli de iki farklı yayılma şekli var. Bir dağ sıçanlarından, dağ sıçanları arasında yayılıp tüm dağ sıçanları öldürdükten sonra onları kanını yemen sinekler üzerinden insana geçebiliyor. Ya da akciğerde zatürreye sebep olabilip akciğer vebası olan kişinin öksürmesiyle havaya saçılan damlacıklar üstünden insanlara yayılabiliyor. O yüzden de tehlikeli sonuçlar oluyor böyle. Ama genel yayılıma baktığımız zaman genelde Fransa ve İtalya'yı etkiliyor bu salgın. İngiltere mesela çok etkilemiyor. Çünkü adacıklar halinde olduğu için yaşayan kitle genelde ayrı bir şekilde. Yani o kitleye dışarıdan birisinin gelip veba bulaştırması gerekiyor. Yani 1600'lere kadar bu veba salgını aralıklarla devam ediyor aslında. Böyle 30 yılda bir böyle sürekli çıkıp belli bir kitleyi öldürüyor ve sonradan kayboluyor, bir daha geliyor. Özellikle 1600'den sonrasında çıkmaması bunun sebepleri olarak da genelde tarihçiler şöyle görüyor. İşte özellikle veba salgından sonra çok fazla insan öldüğü için alt kesim açısından da bir zenginleşme oluyor. Zenginler açısından da zaten işte miraslar kalıyor. İş gücü açısından çok fazla insan buluyorlar. Bu sebeple o zenginliği yarattığı aslında gelir seviyesinde de, işte hayat standartlarındaki yükselmeden dolayı da salgınların dindiği söyleniyor. Bir de Londra'da da mesela bu kadar yayılmasının bir sebebi dünyada aslında insanların evlerde çok fazla bir şekilde, kalabalık bir şekilde bulunması ve yan yana bulunması ve aynı zamanda işte ahırda, orada işte samanlık da orada, buralarda haliyle o fareler de çok olabiliyor. Yayılmasının azalmasının bir sebebi olarak da işte Londra'da özellikle 16. yüzyıl sonrasında ahşap evlerin yerine taş evler falan yapılmaya başlanıyor. Bu taş evlerde de fareler ve işte diğer hayvanlar o kadar çok giremiyor, o kadar çok görülmüyor o evlerde.
bir sebep olarak da bu gözüküyor aslında. Taşınamıyor yani evlere, onun için önü kesiliyor gibi. Bundan sonra aslında biraz şeyle de herhalde alakalı, yani hem dönemin ticaret olayıyla da biraz alakalı yani taşınması evet, açısından. Evet, yani oradan şeyi sorayım ben sana. Önemli şeylerden bir tanesi de bu şey, yani çiçek hastalığı da önemli bir. Ya bugün baktığımızda çiçek çok bize etki eden, çocuklarda çıkan su çiçeği gibi bir çiçekten bahsetmiyoruz ama, değil mi? Çiçek hastalığı ve çiçek salgını dediğimizde. Su çiçeğiyle bildiğimiz çiçek hastalığı farklı. Yani ikisine farklı olan şey, ikisine sebep olan virüsler farklı aslında. Çiçek hastalığı özellikle 18. yüzyılın sonlarında böyle sanayileşmenin başlamasıyla beraber şehirlerdeki zengin ile yoksulun arasındaki farkın artmasıyla beraber yükseliyor. Özellikle zaten muhtaç insanlara herhangi bir yardım götürülmediği için sokaklarda yoksul insanların ölüleri oluyor. Çok fazla pislik var sokaklarda. O dönemde de zaten her bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi şöyle, vebada da mesela öyle bir durum var. Zenginler bölgeyi terk edebiliyor. Yani kırsal alanlara gidebiliyor, daha az olduğu yerlere. Veya işte şimdiki gibi olduğu gibi, yani korona olduğu gibi de, yani evlerine çekilebiliyorlar işte. Daha çok yani saraylarına çekilebiliyorlar. Ama yoksul açısından böyle bir durum yok. O yüzden yayılım devam ediyor sürekli. O sanayileşmenin getirdiği sorunlarla beraber aslında. Yani çiçek hastalığı da yine benzer şekilde semptomlar veriyor. Yani ateş, işte baş ağrısı, onun dışında işte akciğerlerde sıkıntılar yaratabiliyor. Ve çiçek hastalığı insandan insana yayılabilen bir hastalık olduğu için de müthiş bir yayılım gösteriyor aslında toplumda. Biraz şeyle de geldiği söyleniyor yani, ben baktığımda onu da gördüm. Amerika'nın keşfinden sonra oradan da taşındı. Oradaki yerliler de aslında bir şeye sebep olmazken Avrupa'ya taşınınca daha etkili olduğu da söyleniyor sanırım. Ya şöyle, o aslında daha çok frengi üstünden söyleniyor ama çiçek hastalığının sonradan Amerikan yerlileri açısından çok fena halde götürüleri oluyor. Çünkü özellikle coğrafi keşifler işte 16. yüzyılda işte Kolomb gidiyor. Oradan işte askerlerin bulaştırmasıyla Amerikan yerlilerinde müthiş bir ölüm gerçekleşiyor. Yani 30 milyon Amerikan yerlisi varken bir anda 3 milyona düşüyor sayı. İşte sonradan işte Karayipler'de Kolomb'un ucuz iş gücüyle beraber işte şeker kamışıyla yetiştirmesiyle beraber orada bir anda bir ekonomik atılım oluyor ama sonradan da şöyle bir şeye sebep olabiliyor. İnsanlar ölmeye devam ediyor süreçte, ucuz iş gücü azalmaya başlıyor. Bu sefer de İspanyollar bir gemi daha gönderiyor. Cortes'in olduğu Meksika'ya gidiyor bu sefer. Aztekler o zaman var. Aztekler ilk önce normal yollarla işgal etmeye çalışıyorlar ama orada bir onların da farkında olmadığı bir durum oluyor. Çünkü şöyle o durumun olmasının bir sebebi de Avrasya'da çok fazla işte Avrupa'da ve Asya'da çok fazla evcil hayvan, yani hayvan yetiştiriciliği varken Amerika'da çok görmüyoruz bunu. Amerika'da da yine hayvanlar var ama işte olan hayvanlar işte hindi, ördek, alpaka, lama gibi hayvanlar. Ya yani bunlar da sürü hayvanlar olmadığı için bunlarda bir bulaşıcı hastalık olmuyor aslında insanlara geçen. Normalde de işte grip gibi, grip virüsü gibi, işte kızamıkçık gibi şeyler, hastalıklar Avrupa'da ve Asya'da çok yaygın veya çok böyle ölümcül değilken o öyle güçsüz virüsler bile Amerikalılar için tehlike yaratabiliyor. Aztekleri de bulaştırıyorlar orada çiçek hastalığını ve Azteklerde müthiş bir ölüm gerçekleşiyor. Cortes bir de o dönem Azteklerin başkentini kuşatmaya alıyor. Bir yandan da açlık da oluyor o insanlar açısından. Tabii ki burada yine etkilenen alt kesim olmuş oluyor. Yani orada işte soylular kendini bir şekilde kurtarıyor yine kaçarak. Aztek, yani genel olarak Amerika açısından böyle sorun teşkil ediyor. Sonrası açısından da şöyle bir durum var. Orada dediğim gibi yerli de çok kalmıyor. Çünkü yerlerin büyük çoğunluğu ölüyor. Sonradan da ucuz iş gücünü Afrika'dan getiriyorlar. Bu sefer de köle ticareti başlıyor. Bu köleler tabii ki yani Amerikan yerlileri gibi hastalığa dirençsiz değil. Çünkü Afrika'da virüslerin yoğun olduğu bir bölge, aslında çiçek hastalığının da olduğu bir bölge olduğu için yerlileri Afrika'dan gelen köleleri çok etkilemiyor. Ama Afrika'dan gelen köleler sarı hummayı getiriyorlar bu sefer Amerika'ya. Sarı humma da işte
bizim sineklerden yayılan işte sıtma gibi bir hastalık. Yine sinekler üzerinden yayılıyor ama sıtmada mesela iyileşen kişilerde, sonradan işte hastalığı atlatan kişilerde bir daha kalabiliyor sıtma. Ama sarı hummada öyle bir şey yok. Sarı humma ya öldürüyor ya da sağlıklı bırakıyor. Böyle durumları var. Yani Amerika açısından büyük bir değişim getiriyor aslında çiçek hastalığı. Çiçek hastalığına ilk biyolojik silah olarak da bazı uzmanlar öyle sınıflandırıyorlar. Yani Latin Amerika'da kullanılması üzerinden belirli ilaçlardan, kolonizasyonda. Bundan sonra şeyden bahsettin başında birazcık. Avrupa'dan Amerika'ya taşınandan, Amerika'dan Avrupa'ya taşınandan bir tanesine geçelim. Frengi var. Aynen. Yani Frenge açısından işte Kolomb öncesi teoriler de var aslında. Yani Kolomb getirmedi ama Avrupa'da vardı diye, ama onun çok tespiti yapılamıyor. Çünkü fosillere, insan fosillerine baktığımız zaman işte bunu tespit edebilmek için işte kemiklerde çeşitli hasar oluşması gerekiyor. Ama kemiklerde hasar oluşturan çok fazla hastalık var. İşte cüzzam da öyle yapabiliyor. Tüberküloz da buna sebep olabiliyor. Hatta zaten o dönem Orta Çağ'da deri hastalıklarının tamamına cüzzamlı muamelesi yapılıyor deri hastalarına. Ve cüzzamlara gerçekten fena halde davranılıyor. Yani toplumdan dışlanılmış bir şekilde işte çan takılıyor. Toplum arasına girdikleri zaman çan çalıyorlar, belli ediyorlar. Onlara özel kıyafetler var, onları giymek zorundalar. Böyle muameleler de yapıyor cüzzam. Buna girmişken şunu sorayım. Ya o dönem böyle bir şey yok zaten değil mi? Toplumsal rehabilitasyon gibi bir şey yok. Ya biri hastaysa yok, direktmen toplum tarafından dışlanan biri olarak görülüyor. Kesinlikle. Belli başlı yaptırımlara maruz kalıyor değil mi? Evet, yani bu sadece frengi cüzdan açısından değil, frengide de benzer durum var. Çiçek hastalığında da mesela kırmızı giymelerini söylüyorlar genelde çiçek hastaları. Ama burada şöyle bir durum var, yoksullar açısından kırmızı giymelerinin normalde şöyle bir sebebi var. Toplumda belli olmaları, ama soylular açısından bu durum böyle değil. Soylular bunu yanlış anlıyor. Bunu işte çiçek hastalığına iyi geldiğini düşünüyorlar. Çünkü o dönem iyileşen alt kesimi görüyorlar, yoksulları görüyorlar. Bu sefer zenginler de, soylular da kırmızı giyinmeye başlıyor. Ama orada bir olayı anlamama durumu var soylular açısından. Tabii Frengi'de de işte senin de dediğin gibi Kolomb'un daha çok getirdiği söyleniyor. Bunun da sebebi Amerika'da aslında bulunan sincaplarda görülen bir bakteri olmasından kaynaklı. Frengi de aslında çok tarih açısından çok karışık bir salgın yaratıyor. Yani şöyle, milletler, uluslar farklı şekilde isimlendiriyor. İşte Fransızlar Napoli hastalığı diyor. İşte İtalyanlar başka bir hastalık diyor. Sürekli birbirlerini böyle suçlayacak şekilde isimlendirmişler. İşte Çinliler Avrasya hastalığı diyor. Yani kimin kime yaydı çok bilinmiyor, ama aslında o dönem yayılmasının en büyük sebebi savaşların da yoğun olduğu bir dönem. Ve savaşlarda askerler çok fazla iç içe giriyor haliyle. Yani bu düşmanlar arasında da olabiliyor. Zaten kendi birlikleri açısından da böyle. Kolomb teorisini doğrulayan bir şey şöyle. Kolomb döndükten sonra 1500'lerin sonunda bir askeri çıkarma oluyor Napoli'ye. O dönem oraya katılan askerler Kolomb'la beraber aslında Amerika'ya giden de askerler. İşte bundan dolayı Frengi'nin aslında Avrupa'ya yayıldığı söyleniyor. Frengin çok farklı etkileri de var. Mesela Frengi sinirsel hastalıklara da sebep olabiliyor. Örneğin işte Rus çarı Korkunç Ivan'ın da Frengi olduğu falan söyleniyor. İşte bu onun megalomanyak davranışlarının Frengi sebebiyle olduğunu falan söylüyorlar. Tabi doğrulanmış şeyler değil, ama sadece işte tarihsel çıkarımlar bunlardan. Genel itibariyle şey, zaten o dönem Orta Çağ kültür sanatına da çok etki eden bir hastalık. Yani portreler, evet, ressamların da çok portrelerine falan yansıttığı hastalıklardan bir tanesi sanırım. Evet. Yani Kara Ölüm'de de, yani onda da çok işte dans makabre denilen bir akın çıkıyor ortaya. Ölümü öven işte edebiyat, sanatın olduğu, yani işte Fransızca ölüm dansı anlamına falan geliyor. Daha çok böyle işte ölülerin yüceltildiği, ölümün yüceltildiği bir sanat akımı aslında çıkıyor ortaya. Dediğin gibi Frengi'de de aynı durum var. Sürekli işte hastalanan insanların resimlerinin yapıldığı, onların işte mesela Decameron, Boccaccio'nun meşhur eseri, o da veba dönemini anlatır aslında. 10 senelik o veba döneminde hikayelerle hikayeleri anlatır o eserinde de. Sanırım Asya'dan biraz çıkan bir salgın, evet. Kolera salgını.
Bu da biraz şeyle çok ilintili sanırım. Başta bahsettiğimiz o toplumsal yapı içerisinde işte alt sınıf, üst sınıf ilişkileri içerisinde bir temiz su ihtiyacı ve Kesinlikle. oradaki temiz suya ulaşamamaktan çok hızlı yayılabilen bir şey haline geliyor sanırım. Evet. Yani şöyle Hindistan'da aslında zaten yıllarca bulunan bir hastalık kolera. Ya o dönemde Hindistan'daki insanları öldürüyor aslında o kadar gündeme gelmiyor. Çünkü Hindistan'da genelde yoksulları öldürüyor yine. 1800'lerin sonlarına doğru Bengal Körfezi vardır. Ganj Nehri'nin Hint Okyanusu'na aktığı tek körfez. İşte bu bölgede İngiliz askerleri bulunmaya başlıyor. O İngiliz askerlerine bulaştıktan sonra Avrupa'ya yayılımı gerçekleşiyor aslında. Ondan sonra bir gündem olmaya başlıyor. Ki kolera da şöyle tabii ki suyla yayılan bir hastalık. O yüzden temiz su ihtiyacı kesinlikle gerekiyor. Yani temiz suya ulaşım da soylular için var. Özellikle İstanbul'da da vardır. Böyle su kemerleri vardır. Saraçhane'de falan da. Mesela o su kemerleri genelde değil, hep soyluların, zenginlerin oturduğu bölgelere su götürür. Yani yoksullar temiz sudan yararlanamaz. Zaten işte bir köyde, kasabada bir kuyu vardır. O kuyuya bulaştığı zaman zaten o köyde, kasabada kim varsa yayılır. Yani hepsini öldürür bir anda. Bir de koleranın da şöyle bir durum var. Koleraya sebep olan bakteri aslında zararsız bir bakteri. Koleraya sebep olmasının sebebi bir virüs fajlıyor bakteriyi ve bu yüzden sebep oluyor. Mesela Londra'da da bir nehirde, şu an nehrin ismi tam aklıma gelmiyor Thames ama ne sanırım. evet, o nehir. Onun mesela bir tarafındaki kolera bakterileri zararlıyken bir tarafındaki zararsız. O dönemde Londra'da su firmaları işte güneyden alanlar zararlı kısmı alıyor, kuzeyden alanlar zararsız kısmından su alıyor. O yüzden yani o zararlı suyu alan su firmalarından su alan insanlar zarar görürken temizlerden hiçbir zarar görmüyor. Çünkü o tarafta o virüs yok. O bakteriyi zararlı hale getiren faj yok aslında. Burada Öyle. şöyle bir şey de söyleyebilirim ben. Şeyden bahsetmiştik ya, bu kara vebadan ölenlerden sonra toplumun biraz zenginleştiğinden bahsetmiştik. Aynı şekilde Londra'da da onun için iki yaka arasında ciddi bir gelir eşitsizliği vardır bundan dolayı, bu Evet. durumdan dolayı. Bir taraf daha zengin, bir taraf daha fakirleşmiştir süreç içerisinde yani. Bu ya tabii şey ilginç, iki hep böyle nehir kollarını takip eden bir hastalık olması çok da tesadüfi değil yani. Dediğimiz gibi o zaman temiz su ihtiyacına ulaşmak için su kaynaklarına yakın noktalarda çok daha böyle hararetli görülen bir hastalık olarak şey yapıyor. Evet. Bundan sonra da aslında bizim bugün korona haricinde ona atıf yaparak hep en son insanlığın en büyük salgını olarak şey yaptığımız, kategorize ettiğimiz İspanyol gribi var. İşte bugün hep şeyden bahsederken, koronadan bahsederken İspanyol gribinin yarattığı sonuçlarla hep bir karşılaştırma içerisinde gidiyor. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Şöyle İspanyol gribi zaten 1918-1920 arasında gerçekten müthiş bir şekilde öldürüyor insanları. Yani kaç kişi öldürdüğü çok tartışmalı. Çünkü o dönem savaştan çıkmışlar ve savaştan kalan ölümlerin de sayıldığı bir dönem oldu. İşte 30 milyon diyen var, 50 milyon diyen var. Ama İspanyol gribinin bu kadar tehlikeli olmasının bir sebebi tabii ki savaş koşullarından çıkmış insanlar var. Savaş koşulları da farklı yerlerden gelen askerlerin buluştuğu, işte kötü koşullarda yetersiz beslenmenin olduğu, pis sulardan yine su içildiği bir dönem olduğu için kirliliğin, yoksulluğun olduğu bir dönem. Kalabalık da zaten ordu içinde kolayca yayılabiliyor. Sonrasında işte 18'den sonra da savaş bittikten sonra evlerine dönen kişiler ailelerini taşıyor. Müthiş bir ölüme sebep oluyor aslında ama İspanyol gribinin tehlikeli olmasının bir sebebi aslında genetik yapısından kaynaklı. NS1 denilen bir geni var. Bu gen interferonu baskılıyor. Yani bağışıklık sistemini baskılıyor. Bağışıklık sistemini baskılayınca bu sefer akciğer inanılmaz şekilde zatüre oluyor ve boğularak ölüyor kişi. Ve zatüre sebebiyle işte öksürürse de çevresine yayabiliyor bu virüsü. Zaten gripler genel anlamda aslında baktığımızda tehlike. Çünkü geçirme şeklinde yani mutasyon geçirme oranları çok yüksek. İşte tip A ve tip B ve tip C virüsleri, grip virüsleri var. Aslında bunların A tipi çok tehlikeli olarak görülüyor. Çünkü A tipinde işte hemaglutinin ve nöramidaz denilen iki tane protein var. İki tane reseptör var aslında.
HVN şeklinde. Bu HVN proteinlerinin bir tanesi işte H hücreye tutunmayı sağlarken N de o hücre içinde oluşan virüslerin hücre dışına çıkmasını sağlıyor. İşte özellikle domuz gribinde de gördüğümüz işte H1N1, işte Asya gribi vardır H2N2, İspanyol gribi de H1N1'dir. Bu isimlendirmeler de genelde proteinler üstünden yapılıyor. İşte özellikle grip virüsünde de grip virüsünün sezonluk olmasının bir sebebi de mesela normalde bu H1N1 HVN proteinleri kısa sürede değişime uğramıyor, yani mutasyon geçirmiyor. İşte ama şöyle bir durum var. Bunlar bir süre sonra insanlarda yayıla yayıla genetik mutasyon biriktirmeye başlıyor. Mutasyonların işte nokta mutasyonlar bir ikisi antijenik farklılaşma diyoruz. Eğer bulaştığı canlıdan bir gen takası yaparsa işte antijenik sapma diyoruz. Virüsler bu yüzden grip virüsleri bu yüzden çok fena halde mutasyona uğrayabiliyor. Zaten böyle senelik olarak grip virüsü aşısının değişmesinin bir sebebi de aslında bu zaten. Virüsler tehlikeli kılan da mesela HIV virüsü de bu anlamda çok değil. Çünkü çok fazla mutasyona uğrayabiliyor. Peki şeyi sorayım, bu çok tartışıldığı için merak ediyorum. Bu İspanyol gribinin isimlendirmesinin nedeni ne? İspanyol gribi denmesi. İspanya'dan çıkmış olması mı? Yok, İspanya'dan çıkmış olmuyor aslında. İlk Amerikalı bir askerde tespit ediliyor ama İspanya'da sadece bu virüse dair, gribe dair haberler yapılıyor. Diğer ülkeler zaten savaştan çıkmış. Zaten toplumda müthiş bir moralsizlik ve iktidara karşı müthiş bir karşıtlık durumu var. Bunları da zaten tetiklemesin diye medyada herhangi bir şekilde yansıtmıyor. Ama tabii ki o dönem İngiltere'de de ölen insanlar oluyor, Fransa'da da oluyor. Ama sadece medyaya yansıyan kısım İspanya'da. Onun için İspanyol gribi diyoruz yani. Evet. Aslında burada şu tartışma açılabilir bence. Yani önemli. Orada aslında bu salgınlar aslında mevcut toplumsal ilişkileri de oldukça açığa çıkaran ve teşhir eden bir noktada duruyor. Yani biz de hep baştan itibaren konuştuğumuz hep bir alt kesim ve alt ve üst sınıflar arasında bir ayrımın alt ve alt sınıfların çok daha etkilendiği bir şeyden bahsediyoruz. Ama bir açıdan da Avrupa'da durumun değişikliğine böyle hep önayak olmuş şeylerde aynı zamanda. Yani mesela İspanyol gribinde savaştan çıkmış ülkelerin işte bir baskı unsuru olarak bu gribi dillendirmemeleri ki bugün de mesela bazı ülkelerde bu tartışılıyor yani. Bazı ülkeler buna ne kadar koronavirüsle ne kadar mücadele ediyorlar, açıklıyorlar mı, açıklamıyorlar mı? Ama şey de çok önemli yani. O dönem bu salgınlarla nasıl mücadele edildiği konusunda şöyle bir şey koruyup kollayan ve halkı belli bir seviyede tutan bir kilise ve o dönemin ortaçağ zihniyeti var ama hiçbir şekilde bir şey geliştiremiyor, çözüm geliştiremiyor bu salgınlara. O yapı üzerinde nasıl bir değişikliğe veya bir insanların sorgulamasına falan sebep oluyor mu o dönemlerde mesela? Tabii ki. Yani iki karşıt durum da var aslında. Burada şöyle ki o dönem tabii ki mikrobiyoloji gibi bir şeyden bahsedemiyoruz. İnsanlar neyin sebep olduğunu bilmiyor. Burada kilisenin şöyle bir kilisenin işte dinlerde de yani sadece burada Hristiyanlık üzerinden değil işte bunun insanlara Tanrı tarafından bir bela olarak gönderildiği falan da söylenebiliyor. Kim kesimlerde. Çünkü mikrop denilen bir şey bilmiyor. İşte nereden yayıldığı, nasıl yayıldığı, insanlara nasıl bulaştığı bilinmiyor. İşte bir kasabada çok fazla ölüm varsa işte bu kasabada işte zina yapıldığı için veya işte kötü şeyler yapıldığı için onların olduğu söylenebiliyor. Kilisenin böyle bir karşı tutumu oluyor. Haliyle o kasabadaki insanların da kiliseye olan inancı zayıflamaya başlıyor. Tek kasabadaki değil, genel olarak insanlar. Çünkü kilise bir çözüm getirici değil aslında. Tamamen sorunu daha fazla arttıran bir etken olmaya başlıyor. İnsanlarda da bu rahatsızlık uyandırıyor. Çünkü o yüzden insanların aslında dine bakış açısı da tek dine değil devlete bakış açısı da zayıflamaya başlıyor yani. Devleti de dini de bir baskı organı olarak görmeye başlıyorlar artık. Bu sadece tabii ki dediğim gibi Hristiyanlıkta olmuyor. Çoğu dinde aynı sebepler oluşuyor. Hatta şöyle bir şey var benim bildiğim kadarıyla yani Avrupa merkezli şeyler Asya'da da görülmeye başlayınca ilk başta oradaki keşişler ve Asya dini öğretileri şey diyorlar. Bakın işte Batı yanlış yolda olduğu için onlar böyle hastalıklarla bir şey yapıyorlar. Bizde hiçbir şey çıkmıyor. Fakat Asya'ya yayılınca orada da ciddi açıdan bir zayıflama falan görülüyor. Evet, yani. Evet kesinlikle. Ya aslında bu görüşler günümüzde de var yani böyle bir bela, müsibet olarak gönderildiği, evet, insanlığın evet. Bunu kendi başına bela ettiği, kendi sonunu hazırladığı gibi şeyler tartışılıyor. Bugün günümüzde korona ile ilintili olarak peki sormak istiyorum.
gerçek manada bugünkü koronavirüsün etkileri genişliyor her gün. Nasıl bir mücadele edilebilir? Yani bu salgınlarla toplumu ve halk sağlığını ön plana alarak nasıl bir mücadele şekli geliştirilebilir? Yani şimdi şöyle, sosyal medyada çokça yani yaygın durumlar var. İşte blaming the victim dediğimiz, işte sürekli birilerini günah keçisi ilan etme durumu var. İşte Çin'de yayılmadan önce işte Çin'deki insanların işte yediği hayvanlardan kaynaklandığı falan söyleniyordu. İşte kültürlerinden kaynaklı onları suçlamıyor. İşte bugün Türkiye'ye baktığımızda 65 yaş üstü insanlar suçlanmaya başlanıyor. Sanki virüsleri onlar yayıyorlarmış gibi sürekli birilerini günah keçisi ilan etme durumu var. Zaten bugün baktığımızda da yani salgında çalışan kesim değil, sermaye korunuyor. Yani özellikle bu krizin arkasında, bu halk sağlığı krizinin arkasında da sağlıktaki özelleştirmeler var. Çünkü yani bu virüsün yayılacağı aslında epidemiyologlar tarafından da biliniyordu. Virologlar tarafından da biliniyordu. Yani böyle bir virüsün çıkacağı aslında tahmin ediliyordu. Tabii ki senesi, yeri bunlar belli şeyler değil bilimsel anlamda, ama hiçbir devlet buna karşı iyi bir önlem almadı. İşte Yani şey var işte, Almanya 8 sene önce çalışma başlatmış ama bugün baktığında her şeyi yeniden yapılandırarak mücadele etmek zorunda kalıyor mesela. evet. Yani birçok ülkede, mesela Amerika'yı çok fena etkiliyor. Yani savunma sanayisine yatırım yapıp sağlıkta herhangi bir oraya bir yatırım yapmayan, orayı güçlendirmeyen devletler var. Yani bugün işte sosyal medyada çok diyor dolan işte bugün dünyanın en büyük virüsü insanlıktır gibi şeyler söyleniyor. Yani insanlığı, doğayı egemen sınıf için sömürülen, ehlileştirilen, kontrol altında tutan, yabancı bir güç olarak gören bir burjuvazi var. Ya yani bunun suçundan, bunların yaptığından neden koca bir tür suçlanıyor anlamış değilim ben de bunu. Eğer bugün dünyanın böyle en tehlikeli virüsü diye bahsedecek bir şey varsa o da kapitalizmdir. Bugün çünkü özellikle de görüyoruz, işte Türkiye'de de çok çokça var. İşte test yapılan kişiler genelde zengin kesim oluyor. Mesela alt kesimden, yoksul kesimden, işçi kesimden birisi gittiği zaman test yapılmıyor. İşte çeşitli farklı testler yapıyorlarmış ve kontroller yapıyorlarmış gibi eve gönderebiliyorlar. Ölümlere baktığımızda da yani bu sadece koronaya özel değil. Diğer salgınlara da baktığımızda yani genelde yoksul kesim ölüyor. Özellikle mesela belki değinmemiz gereken bir başka nokta, göçmenler çok fazla ölüyor. Özellikle 2000'li yılları da olan salgınlarda, işte Zika'da özellikle göçmen kamplarına bulaşıyor salgınlar. Ya bunun için de tabii ki Ya sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da örnek gösterilen tüm sosyal demokrasinin egemen olduğu ülkelerde dahi bir çaresizlik, ne yapacağını bilememe ve halkı aslında koruyamama durumu var. Yani baktığımızda açıkça da şey görülebiliyor yani. Dünyada kamu sağlığı tamamen neredeyse özel şirketlerin denetimine bırakılmış ve evet. oradan belki kar elde edilmek için bir endüstri olarak varlığını sürdüren bir şey olarak ortaya çıktı. Yani bugün solunum cihazı bulunamaması, maske bulunamaması, bunların dahi şirketlere rica minnet yoluyla yapılıyor olması çok garip süre baktığımızda. Hep böyle şeyle övünen ülkelerde bunların olması da aslında durumun dünya genelinde pek farklı olmadığını ortaya çıkarıyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Evet. Kesinlikle. Yani şöyle bir durum var. Burada evet, yoksul kesime etkileniyorduk. Özellikle vurgu yapmamız gereken bir noktada sağlık emekçilerinin etkilenmesi. Özellikle işte SARS salgınında gördüğümüz şöyle bir durum var. Sağlık çalışanlarının %70 ölen kesim sağlık çalışanlarından ölüyor. Çünkü herhangi bir şekilde sağlık çalışanlarının, işte senin dediğin gibi maske temin edilmiyor. İşte onun dışında çeşitli korunma ekipmanları temin edilmiyor. Bugün sadece Türkiye açısından da değil, çoğu ülke açısından da işte yoğun bakımların çok kalabalık olduğu söyleniyor. Orada korumasız bir şekilde olan sağlık çalışanları var. Bunların arasında da yayılım fena halde gösterilebiliyor ve ölümler de çok gündeme getirilmiyor nedense. Yani sence temel bir sağlık politikası bu virüslere, salgınlara ve halkın sağlığını korumak adına nasıl yapılandırılmalı? Yani şöyle ki, tabii ki burada işte sürekli gündeme getirilen bireysel sağlık politikaları vardı. İşte salgından önce sürekli bunları çok görüyorduk. Sağlık politikaları tabii ki halk sağlığı üzerine olmalı. Ama bu sistem içerisinde bu ne kadar olabilir onu hep beraber göreceğiz zaten. Yani çok olmadığı artık aşikar. Çıkmazlarını artık görüyoruz bu sisteminde. İnsanların ne kadar aslında etkilendiği, özellikle yoksul kesimin, alt kesimin ne kadar etkilendiği.
Bunun için de tabii ki insanların bir şekilde talep etmesi, bunun için mücadele etmesi gerekiyor. Şöyle bitirebiliriz o zaman. Herkesin ulaşabileceği, erişebileceği tamamen parasız, tamamen ücretsiz bir sağlık sistemi gelmedikçe Evet. belki halk sağlığı hem bu salgınlarda hem işçi sağlığında, iş kazalarında hem trafik kazalarında her türlü dünyada yaşanan her türlü ölüm vesaire yaralanma durumunda hep sorun olarak belki de sürmeye devam edecek. Bunun belki de daha etkili ve uzun dönemli bir mücadele açısından belki böyle bir talep de ön plana çıkacak. Yani ücretsiz sağlık talebi, her koşulda ulaşılabilir bir sağlık talebi Evet. belki de daha zaruri olacak bu dönemden sonra diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani burada sadece bunu kitler açısından değil, tüm hastalıklar açısından da ücretsiz, herkese eşit bir sağlık hizmetinin olması bu salgının da aslında etkilerini zayıflatacak. Yani salgının bu kadar etkili olmasının sebebi biyolojik anlamda güçlü olması değil. Biyolojik anlamda da güçlü tabii ki. Diğer salgınlar da güçlüydü. Ama ölümleri getiren aslında biyoloji olmuyor. Bu sağlık hizmetlerinin insanlara ne kadar ulaştığı oluyor. Bu sağlık hizmetleri de insanlara eşit ve senin de dediğin gibi ücretsiz şekilde ulaşmak. Kaan, teşekkür ediyoruz katıldığın Ben için. teşekkür ederim. Bugünlük programımızda koronavirüsünden başlayarak dünyadaki salgın tarihini ve geleceğe yönelik nasıl şeyler yapılırsa bu salgınlarla mücadele edilebilir konuştuk. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.